Hoş gelmişsin. Nasıl buldun dükkanı? Meğer sen hayırdır ya? Ne yapıyorsun? Ben de senin gibi işte işlerimi, mağazamı temize çekiyorum. Burada mı? Burada mı işte, burası merkezi diye. Sen de buradasın nasıl? Ne bu, inat mı? Dediğim dedik olmanın bir sonraki aşaması. Ne alakası var? Sen kahveci açıyorsun, neyi? Ben kebapçı açıyorum, kötü öyle mi? Bütün işlerimi tasfiye ettim. Artık bundan sonra helal ekmeğin peşine düştüm. Bu. Hiç yakışmadı ya senin ağzına helal ekmek. Ne yapacaksın artık? Buradan aldığın parayla işte müştemilatın elektriğini ödersin. Belki çimler biçilir. O kadar ama. Helal ekmek öyle bir şey çünkü. Evet. Organik işine gireyim diyorum. O çok molaymış. Böyle bir de yani ekolojik hayallerim var. O kadar. Çiftlik o. Ekolojik hayallerin seni kesmedi ama. Kebapçı açmaya mı karar verdin üstüne? Bu dahi yani fikri ne zamandır aklında? Epeydir. Epeydir aklımda. Ya daha bitmedi mi? Bu nedir ya? Bitiyor efendim. Son birkaç evrak. Ha? Tamam. Tamam efendim. Şimdi önümüzdeki bir yıl boyunca çok dikkatli olmamız gerekiyor. Göze batmamak en önemli konu. Ama kebapçıyı açabileceğiz ya. Yani. Mütevazı bir yer olması koşuluyla evet. Sen müşteri ol avukat. Benim eski halim yok zaten. Ben bu kebapçıyla oyalanırım. Emekliliğim de bununla geçer. O zaman hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun babam. Yeri de tuttuk zaten. Tamam. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Evet, bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Sevdiğim birinin bir tane teline bir şey olsun. Benim kimseyle alakam yok. Bu kadar. Ya Atilla benim kız kardeşim biraz üzmüş de. Nasıl üzüyor? Ya tutturmuş ben boşanmak istiyorum diye. Yani bunlar daha yeni evlendiler. Şimdi bir anda boşansa ya el alem ne demez yani. Biz neticede örf, adet ve ananelerine bağlı bir aileyiz. Ben ne yapabilirim? Hasan babacığım, bunlar sizin bir lafınızla evlendiler. Atilla Bey sizin oğlunuz. Bir kulağını çekseniz. Benim dünyalar güzeli bacım da üzülmese. Ben Atilla'ya karışmıyorum artık. Nasıl yani? Aramız pek iyi değil. Ha. Tabii baba oğul arasında böyle şeyler olabilir. İnşallah en kısa zamanda düzeltirsiniz Hasan baba. Sana söyleyeceklerim bittiyse gidebilirsin daha. Aslında Hasan baba konu çok boşanmada değil ya. Atilla Bey ben Karsu'yu seviyorum deyip duruyormuş. Ben ne diyeyim? Sevmemeliyim. Eğer Karsu Atilla'yı sevmiyorsa problem yok. Tabii. Ama benim anladığım kadarıyla esas sorun senin Karsu'nun ne yapacağını bilmeme. Yok Hasan baba. Karsu benim umurum değil. Allah belamı versin yalanım varsa. Bakın siz biliyorsunuz, ben daha önce de söyledim. Benim 3 tane elinizden öper evladım var. Ya şimdi bu Atilla'yla Karsu bir yola girecek. Hani şey olmasın, çocuklarım üzülmesin diye yani. Bunu tabii ki ben de istemem. Ama bu aileye en başında üzüntüyü veren sen değil misin? Külliyen yalan Hasan baba. Yemin ediyorum külliyen yalan. Bak Reha. Ben herkesi dinlerim. Ondan sonra kafam neye basıyorsa onu yaparım. Onun için senin burada konuşmaların falan manası yok. Tabii. Siz ne derseniz, neticede ne isterseniz o olacak. Ben de öyle düşünüyorum zaten. Evet. Ben bundan sonra hiçbir şeye karışmak istemiyorum. Sana da aynısını tavsiye ederim. He? Şimdi sen buradan kalkıyorsun. Ondan sonra bir daha beni asla rahatsız etmiyorsun. Anladın mı? Tabii çok. Anladım. Kalkabilir miyim ben? Kalk bakalım. Kalkabileceksen. Aferin sana. Tay. Bu arada Hasan baba şunu söylememe müsaade buyurun. Şimdi şişleri falan görünce ben Adanalıyım. Kebaptan da çok iyi anlarım.
Burası Urfa mutfağı. O zaman hayırlı işler olsun. İyi günler. İyi günler. Ne olur rahatsız olmayın. Efendim? Adnan Bey, maliye şirkete baskın yaptı. Bilgisayarlara el koydu. Ne? Ne diyorsun sen? Hemen evden çıkın Adnan Bey. Vakit kaybetmeyin. Adnan Bey, efendim, kapıda polisler var. Sizi soruyorlar. Tamam. Korkma aşkım. Endişelenecek bir şey yok. Korkmuyorum. Sen yanlış bir şey yapmazsın. İyi akşamlar. Adnan Harunzade. Buyurun benim. Hayırdır? Bir problem mi vardı memur bey? Hakkınızda vergi kaçırdığınızla dair şikayet var. Bizimle emniyete kadar gelmeniz gerekiyor. Nasıl? Arama iznimiz var. Arkadaşları ibar edecekler. Böyle bir şey mümkün değil. Muhakkak bir yanlış anlaşılma vardır. Biz sizi alalım. Emniyette anlatırsınız. Buyurun. Bak bakın. Buyurun zorluk çıkarmayın lütfen. Tamam, buyurun. Tamam zorluk çıkarmayacağım ama lütfen beni dinleyin. Eşim riskli bir hamilelik geçiriyor. Lütfen böyle olmasın. Hakkınızda ihbar var. İhbar? Ne ihbarı? Kim? Merkeze geçelim. Alalım arkadaşı, buyurun. Lütfen, rica ediyorum. Eşimle görüşebilir miyim? Bir dakika. Lütfen. Buyurun. Teşekkür ederim. Canım benim, sakın endişelenme olur mu? Zaten bir yanlış anlaşılma olduğu ortaya çıkacaktır ve sakın benim peşimden oralara gelmeye kalkma. Ben hemen ifademi vereceğim, çıkacağım. Üzme kendini, olur mu? Üzülmem. Ben ihbar ettim seni. Bunlar bizim evimizde, bizim yatağımızda beni aldattığın için. İhanet öyle olmaz. Böyle olur. Zorluk çıkarma lütfen. Tamam. Çıkış yapıyoruz arkadaşlar. Buyurun. Sana bir şey diyeceğim. Bu Hasan da tır çıktı ha. Ne? Gitmiş kebapçı açmış ya. Ne kebapçı? Ne diyorsun? Ne kebapçısı ya? Ya aynen öyle. Sen mafyasın. Sen kebapçıya ne işin olur ya?
Gittim karşısına oturdum, konuştum. Elinde de şişler var. Bir yerime sokacak diye ödüm koptu ya. Atilla konusunda ne diyor? Ben karışmam diyor. Ne demek karışmam diyor ya? Ne demek ya? Kafayı yiyeceğim ha. Bunların arasında husumet yok muydu? Ya evet vardı işte. Bunların arasında husumet vardı ama ne olduysa artık Atilla buna ne dediyse adam diyor ki bana ne, beni ilgilendirmez diyor. Vallahi ya helal olsun Atilla ya. Hakikaten helal olsun. Ne Atilla'ymış be. Ne Karsu'ymuş be asıl. Ne Karsu'ymuş be. Nerede bu, nerede? Nereye gitti? Ne zaman gelir? Gelmeyecek. Gitti. Gitti, ben buradayım diye gitti. İnanabiliyor musun? Beni burada şey gibi bıraktı ve gitti. Ulan bu bize yapılır mı ya? Bu Özkan kardeşlere yapılır mı? Bunlar kim bunlar ya? Babası beni ikiletiyor, oğlu seni ikiletiyor. Ay sen de çağırdık, moral veriyorsun ha. Ya kızım Allah Allah ya. Bir şey yapmak lazım, bir şey, bir şey. Böyle el elde baş başta kalacak mıyız biz? Kalmayacağız. Ha? Yok öyle. Yok öyle, ihtiyacın olunca gel, sonra işin bitince git. Yok tabii ki de. Yok tabii ki de. Ayrıca bana kimse bunu yapamaz. Ki ben resmen iyilik yaptım, kötülük buldum. Öyle başımı öne itti, gitmeyeceğim. Gitmeyeceksin tabii ya. Ya bunlar kim ya? Kim ya bunlar? Ayrıca senin o eski kırına da var, yazıklar olsun. O Karsu'ya yazıklar olsun. Yazıklar olsun, hepsine yazıklar olsun. Karsu onunla beraber olmaz değil mi ha Lale? Yani birlikte olmazlar değil mi? Olmayacak. Oldurmayacağız. Sen onu kazanmak için elinden geleni yapacaksın. Neyi kazanmak için elinden geleni yapacağım? Kadının halini görmüyor musun? Son birkaç zamandır ne hale geldiğini görmüyor musun? Bir havalar, bir afralar, bir tafralar değişti bu. Bir tane cümle kuruyorum, bir tane laf işliyorum bundan. O zaman onu eski sizi hatırlatacaksın. Neyi hatırlatayım? Sizi. Siz nasıldınız eskiden, onu hatırlat. Ya sizin çocuklarınız var ya. Ya bu kadın hiçbir çocuklarını düşünmüyor ya. Çocuklarından yürü o zaman. Doğru diyorsun kız. Doğru diyorsun ya. Ya bu Hande bile benim başımın etini yiyor ya. Yok evlilikti, yok çocuktu. Lan ben ne mutluymuşum evliyken ya. Ben Karsu'yla beraberken ne kadar huzurluymuşum ya. Benim ne güzel evliliğim varmış, çocuklarımla beraber ne mutluymuşum. Benim başıma neler geldi ya. Abi ne olur gözünü seveyim, bir şey yap ya. Ne olur bir şey yap ya. Tamam, üzme kendini, tamam. Biliyorum ne yapacağım. Karsu. Ne oldu ya? Bir şey mi oldu? Oldu. Oldu tabii ki bir şey. Yani şu yeni kebapçı var ya. Evet. Böyle tatlılık olsun. Hani esnaf dayanışması diye. Gittim iki tane kitap hediye edeyim dedim. Yemek kitabı bir de. Hani hoşuna gider. Restoran sonuçta falan diye. Adam diyor ki bana ben kitap okuma. Ya zaten sen kitap okusan böyle mi olursun? Öküz. Ya ben nasıl anlatacağım? O adam benim babam. Ne? Evet. Bir dakika, nasıl? Nasıl baban? Senin babam mafya değil. Evet, öyle. Yani tam olarak değil, biraz karışık. Ha? Ne işi var burada? Ah, çok uzun hikaye. Tamam, kısaltıyorum, anlatıyorum. Benim babamla aram kötü. Yani ben... Sen artık benim babam değilsin dedim. Bu gayrimeşru işlerden çıkmak istiyorum dedim. Bir daha seni görmeyeceğim dedim. Sonra burada kebapçı açmış olarak gördüm. Yani o da bırakacakmış. Böyle saçma sapan bir durum yani. İyi de ya İstanbul'da bir sürü yer varken niye gelip bizim dibimizi açıyor? Ne yapacak? Benim canıma mı kastedecek? Hayır tabii ki. Yani o kadar da değil ya. Bir dakika. Sizin olayınız mı bu yani? Ben anlamıyorum. Siz böyle farklı kimliklerle değişik yerlere gidip dükkanlar açıp insanların huzurunu mu bozuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ya hayır yani o kadar da değil ya. Manyak değiliz. Ben de anlamıyorum kitap yaşlıştığını. Bu adam şimdi senin baban yani, öyle mi? Anlattığın o adam. Öz baban yani. Öz babam. Benim ona iki çift lafım var. Çok güzel. Karsu. Hayır sakın. Karsu lütfen. Kapatıyoruz. Karsu dur. Sen ne biçim bir insansın ya? Sen bu adamı mahvettin. O da geldi beni mahvetti ya. Bir insan evladına bunu nasıl yapabilir? Bir de gelmiş buraya dibimize dükkan açmışsın. Hangi yüzle? Hadi hadi gidelim. Ne olur. Ya bir dur. İyi babayım diye geçiniyorsun ama iki tane profesyonel yalancı yetiştirmişsin. Bravo. Bana bak. Doğru konuş.
Bak susuyorum oğlumun hatırı için. Susmazsan ne olur? Yalan mı söylüyorum ben? Söylediğim her şey doğru. Bir de beni beğenmiyorsun. Yok boşanmışım, 3 tane çocuğum varmış. Hani diyelim sen doğru söyledin. Ama ben de doğru söylüyorum. Ben en azından kendi evladının infaz emrini vermedim. Sen verdin. Nasıl bir şey bu ya? Nasıl bir ailesiniz siz? Zaten sen rahat ol. İki cihan bir araya gelse ben böyle düşünen bir ailenin ferdiyle bir arada olamam. Rahat etsin için. Al oğlunun da turşusunu kur, tamam mı? Bu kızın akli dengesi mi bozuk? Asıl mafya bu. Bizim bütün geçmişimizi biliyor. Buna rağmen gelmiş burada atlara gidere bak. Manyak. Dün söyledim. Bir daha söylüyorum. Karşıya en ufak bir şey yaparsan dağıtırım ha burayı. Oğlum bak. Şimdi benim delimi beynime getireceksin ha. Hala Karsu diyor. Uçacağım yeminime. Az kaldı. Manyak. Hepsi manyak. Her şey yolunda mı? Bakıyorum. Bir şey mi var? Kalp atışı alamıyorum. Ne? Nasıl? Üzgünüm. Bebeğin kalbi durmuş. Yapmayın. Gebeliği sonlandırmamız lazım. Anne. Tamam. Tamam canım. Tamam. Çok iyi oldu geldiğimiz, ha? Yalnız o neydi öyle ya? Küçük at falan ama bayağı dişledi ya, bayağı yaptı ya. Kaslarım gidiyordu ya, pazlarım gidiyordu ya. İşte küçük at da olsa kime ne yapacağını gayet iyi biliyor, hayvanlar hisseder. Allah Allah Karsu ya. Karsu, çok mutlular değil mi? Evet, Tılsım çok özlemiş at binmeyi. Karsu be, yeniden aile olabilsek, ha? Çocuklar hep mutlu kalsalar, olmaz mı? Dayanamıyorsun değil mi? Durdun, durdun, yine bir şey yumurtladın. Ya aşk olsun, niye öyle yumurtladın falan diyorsun? Tavuk muyum ben ya? Allah Allah. Ya bana acımıyorsun, bari onlara acı. Onların hakkı yok mu ya bir anneyle babayla büyümeye, ha? Ben keyfimden mi yıktım bu yuvayı Reha? Yani isteyerek mi yaptım bunu? Senin yüzünden oldu bunlar. Ayrıca zaten ortada bir yuva yokmuş. Onu fark ediyorum. Keyfinden yıktın tabii. Sen gitmeseydin bunların hiçbiri olmayacaktı ki. Bastın gittin sen. Ne yapacaktım? Sevgilinle sen rahatça benim arkamdan iş çevir diye görmezden mi gelecektim her şeyi? Sakın beni suçlama. Ya seni suçlamıyorum. Tamam suçlu benim. Ben de bunu kabul ettim. Ama yani evlatlarımız için, onlar anneleriyle babalarıyla büyümesi için, mutlu gelecekleri için bir fedakarlık yapılabilir yani. Ben çocuklarımın mutlu geleceği için bütün fedakarlıkları yaptım. Yapmaya da devam ediyorum. Kendi ayaklarım üzerinde duruyorum, çalışıyorum, çabalıyorum, mücadele ediyorum. Ve sana ne bir başkasına da ihtiyacım yok. Dondurma yer misin? İstemez. Tamam ben alıp geliyorum 2 tane. Sen zaten beni hiç dinlemedin ki.
nasıl yapabildin? Beni buraya nasıl tıktırdın? Hiç mi vicdanın sızlamayacak? Buraya pişman olduğumdan ya da seni özlediğimden gelmedim. Bebeği kaybettik. Senin yaptıkların yüzünden. Ya da belki iğrençliklerimize dayanamadığı için dünyaya gelmek istememiştir. Cifo, yalan söylüyorsun. Böyle bir konuda yalan söylenir mi Adnan? Dün doktora gittim. Doktor kalbinin durduğunu söyledi. Hem beni mahvettin, hem bebeğimizi yok ettin. Sen ne yaptıysan kendin yaptın. Senin yaptıklarının cezasını da ben çekiyorum. Avukata vekaleti verdim. Davayı açıyorum. Bu son görüşmemiz. Irmak, bu iş böyle bitmeyecek. Bitti bile. Artık hapishane duvarlarına adımı yazarsın. Göreceksin. Çıkacağım buradan. Göreceksin. Seni ne yapıyorsun sen? Ama seni kahretsin. Ama seni kahretsin. Anne. Hah. Arzu. Irmak nerede? Eve bıraktım şimdi. Kötü mü? Arabada gelirken çok ağladı. Düzelecek. Başka çaresi mi var? Neyse, nasıl geçti sizin geziniz? İyi, güzeldi. Çocuklar çok mutlu oldu. Otursana, bir çay koyayım sana. Yok yok, arkadaşıma gidiyorum ben. Şu mezeleri yapamadım diye bir özür dileyeceğim. Tamam, bir taksi çağırayım o zaman. Yok yavrum, taksilik değil. Hemen şurası iki adım. Yürüyorum ben. Hadi görüşürüz sonra. Yok ya. Yok, olamaz. Ay, Hasan Bey kusura bakmayın. Sözümde duramadım. Kızım biraz rahatsızlandı da, büyük kızım, onunla ilgilenmek zorundaydım. Ya geçmiş olsun. Yardımcı olacak bir şey var mı? Yok yok, hayır. İyi, şimdi daha iyi. Ama ben hemen eve geçeceğim ve mezeleri akşama yetiştireceğim. Yok, zahmet etme. Aa, Karso. Merak etti herhalde. Tanıştırayım seni Karso, Hasan Bey. Tanışıyoruz biz Hasan Bey'le, değil mi? Asıl ben seni tanıştırayım anneciğim Hasan Bey'le. Anlamadım. Nereden başlasam ki? Hasan Bey bir mafya babası. Karsu, ne diyorsun kızım sen? Aslında bütün bunları sana en iyi oğlu anlatır. Atilla. Oğlu mu? Hı hı. Oğullarından biri. Öbürü de Mert. Bizim Mert. Mert Melek. Hasan Bey.
Tabii Lale ve Atilla'nın evliliğinin planını yapan da Hasan Bey. Başka bir sürü şey var. Ama bence bunların hepsini sana dediğim gibi en iyi Atilla anlatır. Değil mi Atilla? Anlat bakalım.